Evet, acısıyla tatlısıyla 2017'yi geride bırakıp 2018'e girdik. Sokak partileri güvenlik nedeniyle yapılmadı. Eğlence mekanları da çok fazla rağbet görmedi. İstanbul'da, Taksim'de kalabalık vardı ama o kalabalığın neredeyse tamamı erkeklerden oluşuyordu. Arada kalan bazı kadınlar da maalesef tacizcilerin hedefindeydi. Ama İstanbul Emniyeti o tacizciler için yoğun önlem almıştı. Turist kadının yanında kocası da vardı. Ama tacizcinin gözü dönmüştü. Genç kadını eşinin yanında taciz etti. Kalabalığın arasında devreye gezen polisler hemen devreye girdi. Taksim'de yine bildik manzara vardı. Yılbaşı kalabalığını fırsat bilen tacizciler İstiklal Caddesi'ni mesken tuttu. Eşiyle birlikte yürüyen bu kadın da onların hedefi oldu. Önce kadın, sonra da kocası tacizciye hemen müdahale etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisler tacizciyi hemen etkisiz hale getirdi. Güven timleri birini gözaltına aldı ama Beyoğlu'ndaki tacizcilerin sayısı çok fazlaydı. Bu turist kadınlar da kalabalığın etraflarını neden sardığını ilk başta anlamadı. Bir tacizci harekete geçince polis onu da hemen gözaltına aldı. Zaten bir elin parmağı kadar kadın vardı. Onlar da tacizlerin ardından bölgeden ayrılınca Taksim Meydanı'nda sadece erkekler kaldı. Yüzlerce erkek yeni yıla hemcinsleriyle birlikte girdi. Dans edenler, selfiler çekenler Taksim Meydanı'nda saatlerce vakit geçirdi. Beyoğlu'nda bir gece kulübünde taşkınlık çıkarttığı iddia edilen alkollü bir müşteriyi bodyguardlar döve döve dışarı attı. Beyoğlu ve Taksim'de neredeyse hiç kadın yoktu. Deyim yerinde ise meydan erkeklere kaldı ve onlar da kendileri çalıp kendileri oynadı.